kıymetli makine ve boyalarla dünyanın yolunu çizen Altegma Grup, Bedia ile güzel şeyleri sunar. Sabahında Türkiye'nin en kafa radyosunda ben Bediacığınız diyorum ki... Günaydın, günaydın insanlara, günaydın, günaydın, günaydın sevenlere, günaydın. Bütün insanlar, bütün insanlar.
olanlar, bütün gergedanlar, büyük göçe hazırlanan zebralar, hiç unutmayan filler, günaydın. İnsan eli değmediğinde bir ahenk içinde yaşayan doğaya, çok uzak yollardan geldim, geldim oturdum işte yanınıza, birazcık da güzel şeylerden bahsedelim diye. Değişiyor dünyamız, görmek istemezen de. Hayatın akıl almaz renklerine ve seslerine günaydın. Güzel bir gün diliyorum hepimize. Yaklaşık 24 saat uçtuktan sonra işteyim, buradayım. Günler sonra. Kafası karışıklar günaydın. Hayalperestler, macera perestler, iyi kalpliler, iyi niyetliler, birbirinden yardım istemeye çekinmeyenler, yardım etmenin bir lütuf olduğunu düşünmeyenler günaydın. Günaydın doktorlar, cerrahlar, hemşireler, aşçılar, garsonlar, turist rehberleri, muhasebeciler, sigortacılar, diş hekimleri, yer ve uçuş hizmetleri görevlileri, limanlarda çalışanlar, emekliler, ikinci baharını yaşayanlar, empatlar ve sempatikler. Günaydın. Dinlemeyi bilenler, anlatmayı sevenler, lacivertle siyahı bir türlü ayırt edemeyenler, yaz kış üşüyenler günaydın. Suyu sevenler, doğayı sevenler, kuş gözlemcileri, müzeciler, sanat galerilerinde çalışanlar, fabrikalarda, atölyelerde üretim yapanlar, bilet kesenler, yol gösterenler, yol çizgilerini çekenler, hem de dünyanın her yerinde, Afrika dahil. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, işte hayatımızdan bir günde daha beraberiz. Ve ben Bediacığınız diyorum ki hadi gelin. Birazcık da güzel şeylerden bahsedelim birbirimize, ne dersiniz? Günaydın, var mısınız? Sevenlere var. Boncuk bol, el çabuk, hadi vur vurabilirsen beni, hadi öğret yine dersimi, senden korkan senin gibi olsun mu olmasın mı? Seni şapşal numaracı çapkın, merhabacı damdan da düşeriz olmadı, hepsi mi senin, hadi kes benim haracı, şu servetin adını bir koymalı, şapşal numaracı koydun mu ilacı, daldan dala bir dur olmalı, hepsi mi yarısı mı, kes benim haracı, şu servetin adını bir koymalı, bir yol bulmalı, bulmalı, boş ver canım sen onları, ay fark etmez alt üst yavrum, bu şerbeti bu nabza sormalı, çoktan açtık biz o yolları, boş ver canım sen onları, ay fark etmez alt üst yavrum, bu aşk bizi bizden almalı. Servetin adını bir koymalı, şapşal numaracı koydu.
yaka yapıştırırsa. Her bir yerde aradığım bizim gibi yok ama kavuşmaz iki yakam kavuşturursa. Birbirimize pusula bulursak ya beri de alsan da şu garibi yatıştırırsa. Çok geride tatlım inan, güneşsiz günler çok geride. Hayat kop hadi be, kop hadi be, tutuştuğu yerden kop hadi be. Aşk al bizi al, sok tribe, çok kayı burada çok garibe. Sök sök kalbi sök, bırak dök derdi dök. Dis-moi une fois, je t'aime mon chéri, on va se moi fort. Comme ça, comme ça, comme ça. Son ki 3 4 Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, yepyeni bir günün sabahında yaklaşık bir haftalık, hatta birazcık daha fazlalık bir aradan sonra beni özlediniz mi? Neler yaptınız ben yokken? Yoksa unuttunuz mu? Yoksa beklediniz mi? Ben sabırsızlandığım, gördüğüm şeyleri size anlatmak için Afrika'dan geliyorum canım. Çağırsam gelir misin? Gözlerimi kapattığımda hala o eşsiz gökyüzü ve çayırların sesini duyuyorum. O akıl almaz gökyüzünü. Ben ömrümce böyle bir gök görmedim. Hani çocukken çizdiğimiz resimlerde öyle bir gün doğumu vardır ya. Güneş böyle azıcık görünmüştür ama ufuk çizgisinden ışınlar çizeriz hani sarı sarı gökyüzüne doğru. Bu gerçekmiş işte. Çocuk olduğumuz için öyle görmüyormuşuz. Gerçekten öyle olduğu için öyle görüyormuşuz. Ben ömrümce öyle bir gün doğumu görmedim. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, bahar ekinoksu bugün 21 Mart, Nevruz. Elbette ondan da bahsedeceğiz ama ondan önce bu yepyeni günün sabahında sizlere güzel bir gün diliyorum. Huzurlu, sağlıklı. Bu dünya kocaman, görülecek çok yer var, anlayacak çok hikaye var, dinleyecek çok insan var. Hiç mi güzel bir şey olmuyor canım bu hayatta diye soranlara bir cevap olarak geldim oturdum işte yanınıza. Öyle ya da böyle giyiyoruz her gün yaşam denen bu giysiyi. Kimimize dar, kimimize bol, kimi kumaşını beğenmiyor, kimi yamalı yamalı çıkıyor. Ama alıyoruz her gün boyumuzun ölçüsünü ve giyiniyoruz yeniden ve başlıyoruz hayatımıza. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum. Kısacık bir ara sonrasında Altekma grubu sunduğu Bedia ile güzel şeylerde sohbet edeceğiz bol bol.
dedim ama hasretin ağır, gel de kurtar. Ben inanırım bu aşk bize umar, kimse edemez onu tahtından. Sana ben ezelden geldim lan, bir çağır hele bak bu yerde durma. O kara göze kaşa ben ki kurban, taşıyorum umudum aşkından. Bir aradan sonra, bir haftalık bir ayrılığın ardından
Jerusalem. Yeniden birlikteyiz Türkiye'nin en kafa radyosunda. Hayatımın en büyük macerasından geliyorum. Afrika'ya gittim de, Güney Afrika'ya. Önce dedim ki gördüğüm her şeyi Instagram'a koyayım, oradan paylaşayım. Sonra içinde kayboldukça önce kendim bir sindirmek istedim, bir anlamak istedim. Ne yaşıyorum ben, neyin içindeyim diye. Setur inanılmaz bir deneyim yaşattı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu böyle turistik bir seyahatten çok, hani dünya gözüyle dediğimiz bir mesele vardır ya, işte dünya gözüyle. Gördüm ben bunu, yaşadım bu hayatı dedirten günler, dedirten dakikalar. Önce Johannesburg, ardından Güney Afrika'nın başkenti Pretoria. Orada Apartheid Müzesi'ni, Mandela sergisini gezdikten sonra Planesberg Milli Parkı. Orada bazı arkadaşlarımı gördüm. Gergedan arkadaşlarımı, hipopotam arkadaşlarımı. Ardından Cape Town, Ümit Burnu. Neler gördüm, neler. Aslanlar, gergedanlar, hipopotamlar, kuşlar, akıl almaz kuşlar, çoban aldatanlar, yalı çapkınları, geyikler, çeşit çeşit geyikler, impalalar, filler, zürafalar, zebralar, çitalar. İnanabiliyor musunuz? Ve Cape Town'da fokları, doğal yaşam alanında, Simons kasabasında Güney Afrika penguenlerini, hiç gitmedikleri o yuvalarında ve elbette Ümit Burnu'nda nice dileklerin, nice hayallerin, nice büyük umutların akıp gittiği gözünüzün önünden o Ümit Burnu'nda. Orada biraz gözlerim de doldu. Hatta gözlerimin dolmasından biraz daha fazlası olmuş olabilir. Fotoğrafları paylaştığım zaman Instagram'da göreceksiniz. Ümit Burnu'ndaki fotoğraflarımda hep gözler şiş ve kırmızı. Neden? Ağlamışım. Neden duygulanmışım? Var bir hayalimiz. Var bir sebebi tabii ki. Dediğim gibi Setur inanılmaz bir program hazırlamıştı. Çok teşekkür ediyorum Serhat Bey'e başta olmak üzere. Rehberimiz Funda Hanım'a. Hepsini tek tek ama yavaş yavaş anlatacağım. Anladıkça, anlayabildiğim kadarıyla, görüp duyabildiğim kadarıyla, ama şu kadarını söyleyeyim, müthiş bir deneyimdi. Turistik bir tatil asla değil, dünya gözüyle yaşanması gereken bir deneyim. Lazım kafa tatili, kaçalım göçen kuşlar gibi. Senle acilinden yar kafa tatili, kaçalım göçen kuşlar gibi. Senle acilinden, senle limandan, liman yandıysa bir yandan, toparlan en acilinden. Aç radyoyu, belki kor çalar, belki şarkılardan da rol çalar, sesini duyabilirim acilinden. Kişileri geçiyor gibi, geçiyor gençliğim, ödeyip bedelini, kaldır bariyeri en acilinden. Lazım kafata tatili, kaçalım göçen kuşlar gibi. Senle acilim ben, yar kafa tatili, kaçalım göçen kuşlar gibi. Senle acilim ben, senle acilim ben.
gece karanlık dağıldı. Yüzünü gördüm güneşe bakınca. Yalandır, yine yalandır belki de. Ama ne tatlı bir şeydir sana inanmak. Sen konuşunca lazım kafada vadeli. Kaçalım göçen kuşlar gibi senle acilimle. Lazım kafa tatili, kaçalım göçen kuşlar gibi senle acilimden. Yar kafa tatili, kaçalım göçen kuşlar gibi senle acilimden. Senle radyo dinleyicileri. Ben Bediacığınız. Sesimdeki değişimi farkında mısınız? Elbette size bazı belgeseller önereceğim. Elbette size bazı doğa olaylarından bahsedeceğim. Ama yavaş yavaş ben de bir anlayayım. Ben de bir hissedeyim. Ekinoks bugün. Ekinoks nedir? Gece gündüz eşitliği. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an gündüz ile gecenin eşit olması durumu ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanmakta. Ve 21 Mart ekinoksunda, bahar ekinoksundayız. Kuzey yarımküreye göre tabii ki. Güneş ışınları bu tarihten itibaren kuzey yarımküreye dik düşmeye başlıyor. Havalar ısınmaya başlıyor. Bahar geliyor, bahar. Kuzey yarımkürede ilkbaharın başlangıcı, güney yarımkürede ise sonbaharın başlangıcı. Ekinoks'tan baharın ilk günü olan, ilk gün yani yeni gün anlamına gelen Nevruz'dan bahsedeceğiz tabii ki ilerleyen dakikalarda. Hoş geldin mi, nasıl oldu? İyi ki geldin mi, nasıl oldu? Bazı belgeseller önereceğim tabii ki. Günün şarkısını sunar. Arış Pırlanta. İkimizin arasına, ikimizin anısına kimler nazar ediyor? Gücenmiş senelere, İnanmış senelere, bize nazar ediyor. Versinler ellerime seni, yine geceleri gel düşlerime. Alışamam o gidişlerine, saklamıştım nefesimi o gülüşlerine. Üstüne yok banem, yakar beni gözleri bal badem. Sarıl bana günlerin anısına, girmesin aramıza bu gece kalmadan. Oh, gözleri bal badem, hesap sorar
geceleri gel düşlerime. Alışamam o gidişlerine, saklamıştım nefesimi o gülüşlerine. Üstüne yok banem, yakar beni gözleri bal badem. Sarıl bana günlerin anısına, girmesin aramıza bu gece kal madem. Gözleri bal badem, hesap sorar hissediyor bazen. Sarıl bana günlerin anısına, girmesin aramıza bu gece kal madem. Günün şarkısını sundu. Düştüm ellerden.
ediyoruz. Bahardan bahsetmeye, baharın gelişinden bahsetmeye. Kelimenin aslı Farsçadan geliyor. Nava, gün ışığı, gün anlamındaki razanla birleşerek Nevruz oluyor. Yeni gün, gün ışığı anlamında. Azerbaycan'da, Kazaklarda, Kırgızlarda, Özbeklerde, Türkmen boylarında, dünyanın bambaşka yerlerinde, bambaşka kültürlerinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor baharın gelişi. İşte o gün bugün. Çeşit çeşit adetler var tabii ki. Ateşin üstünden atlamak, bahar ateşinin üstünden atlamak, tarihi 15 bin yıl öncesine kadar uzanmakta. Rengarenk giysilerle baharın gelişini kutladığımız bir gün olsun bugün. Umuyorum, diliyorum bu bahar bize güzel haberlerle, umutla, coşkuyla gelsin. Anadolu'da, Orta Asya'da 7 çeşit yemeğin bulunduğu Nevruz sofrası kurulur mesela. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için. Herkes yemeklerden birer lokma alır. Herkes kendi sofrasını çeşit çeşit ve bollukla geçirebilmek için. Yeni kıyafetler giyilir, renk renk kıyafetler giyilir. Kaybettiğimiz büyüklerimiz ziyaret edilir. Ve dediğim gibi ateşin üzerinden atlanır. Bir tane şöyle küçük tea light, minik mum da yaksanız olur. Doğa uyanıyor bizimle birlikte. Umarım biz de uyanabiliriz ve bir bütün olabiliriz. Günaydın. Günaydın, günaydın diyebiliriz birbirimize. Halledemiyorum. Denedim oysa defalarca, yine denedim. Kurşun gibi göğsüme saplanmış, çıkaramıyorum. Kimseler anlamıyor beni. Zaman olmadı öğretmenim. Sen bu acıyı bir de bana sor. Geçmişe takılı kalmışım, aklımı nelerle yormuşum. Beceremiyorum şu yaşamayı, beceremiyorum.
gibi. Saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, geliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum deyince. Yakışıklı yeniden, yak bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koynuma gel. Sen kendime getirip sallayıp geçmişi. Hiç kaygıya gerek yok. Bir sar beni rahatla. Balık gibi uçalım, hayale dadanıp gönlümü kandırıp. Ama bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, biliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum deyince. Yakışıklı yeniden, yap bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koynuma gel. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Söylerdin ya, hani başkasını görmezdin ya. Gitsen bir daha geri dönmezdin ya. Bu aşkın uğruna ölmezdin ya. Yanar yanar yürek uğruna aşkım. Yalan yalan çoktan sınırı aştım. Aman 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 bu sabır taştı. Zaman 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 özlersin aşkı. Geceler aram oldu bak bu aralar. Da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aram oldu bak bu aralar.
Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aramız dudak mı aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Yanar yanar yürek uğruna aşkım. Yalan yalan çoktan sınırı aştım. Aman 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 bu sabır taştı. Zaman 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 özlersin aşkım. Kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Saat 11. Kopa kopa her mevsim yanında kopa. Her mevsim yanınızda olan Kopa ısı pompasıyla yeni saat başlıyor. Araştırması, Türkiye'nin sıralaması yükselmiş, hiç mi güzel bir şey olmuyor bu hayatta diye soranlara. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı bu araştırmayı yayınlamış, bu raporu yayınlamış ve diyorlar ki 2024 yılında dünyanın en mutlu ülkeleri raporunda işte şu ülkeler mutlu. 143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulmuş. Birinci sırada kim var tahmin edin. Daha geçen gün konuştuk, daha geçen hafta konuştuk. Ama şu soruyu da sormak lazım. Mutluluk nedir? Toplu olarak mutlu olmamız mümkün mü? Mutlu bir hayat, başından sonuna mutlu bir hayat mümkün mü? Başından sonuna mutlu bir hayat, sorunsuz bir hayat mıdır? İşte bu soruların hepsini kendimize bir sorabiliriz. Birinci sırada Finlandiya var. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yine... Yedinci kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi olmuş. İkinci sırada Danimarka. Üçüncü sırada İzlanda. Ardından İsveç. Yer alıyor. Türkiye listede geçen yıl 102. sırada yer alırken bu yıl 98. sıraya yükselmiş. Yapabiliriz. Daha mutlu olabiliriz. Gözümüzde büyüttüğümüz, gözümüzde bir korku nesnesine dönüştürdüğümüz, her şeye bir uzaktan bakmaya çalışsak, herkese bir uzaktan bakmaya çalışsak. Amerika Birleşik Devletleri ilk 20'nin dışına çıkmış bu arada, 23. olmuş. Listenin son sırasında Afganistan yer alıyor. Lübnan, Lesotho, Sierra Leone, Kongo gibi ülkelerse yine en mutsuz ülkeler. Bu listeye göre tabii ki en mutsuz ülkeler arasında yer alıyor. Mutluluk da, mutsuzluk da içimizde bir yerlerde. Onu oradan almak, hangi
hangisiyle hayata daha çok bakacağımızı belirlemekte birazcık bize kalmış. Ne dersiniz? Dinleyicileri, dünyamız 5 kez kitlesel olarak yok olmuş ve 5 kez yeniden canlanmaya başlamış. Hepsinin de ortak nedeni ısınma, küresel ısınma. Bazen bu ısınma aniden gerçekleşiyor, bazen de tıpkı şimdi olduğu gibi yavaş yavaş. Dünyanın 100 yıllık tarihine doğanın içerisinde tanık olan biri, Sir David Frederick Attenborough. Biliyorsunuz bu böyle BBC belgesellerini o muhteşem sesiyle canlandıran, o belgesellere hayat veren kişi David Attenborough. Ama sadece sesiyle hayat vermiyor. 20'li yaşlarının başından itibaren doğa tarihi programları yapıyor. Doğanın içerisinde belgeseller yapıyor. Ve gezegen üzerindeki tüm yaşamı kapsamlı bir şekilde araştırıyor. Ve yaptığı belgesellerle de bizlerle paylaşıyor. İşte onun
bir belgeseli var, ondan bahsetmek istiyorum size. Ve izlemenizi çok ama çok istiyorum. Belgeselin ismi Gezegenimizde Bir Ömür. A Life on Our Planet. 2020 yılında yapılmış bir belgesel. Ve David Attenborough kendi deneyiminden yola çıkarak 60 yılın üzerinde doğanın içinde vakit geçiren biri olarak küresel ısınmanın etkileri, vahşi yaşamın hayatımızdan nasıl yavaş yavaş çıktığı, bugün siparişe göre yemek söyleyebildiğimiz bir tırnak içinde gelişmişlik yaşarken aslında doğaya nasıl zarar verdiğimizi anlatan çok ama çok güzel, çok basit, çok yalın bir anlatıma sahip bir belgesel. A Life on Our Planet, David Attenborough, Gezegenimizde Bir Ömür. Bir insan ömründe şu geçtiğimiz 100 yılda neler olmuş, neler bitmiş çok güzel anlatıyor. Lütfen bunun için bir vakit ayırın. Bugün, yarın, bu hafta sonu çoluk çocuk Maa ile oturup bu belgeseli izleyin. Ben Netflix üzerinden izledim. Orada bulunabiliyor. Yokmuş caziben sabah geceden o anlık ifaden susuzluğun tasviri yok. Var mı müsaaden tenine divane sükunetiyle sarhoş ettin beni ay yaş gönlüm sana ay yaş gönlüm deli gönlüm ay yaş. Gönlüm sana yaş gönlüm deli gönlüm. Yanımda geçiyorum, ah çivilerine kurbanın olurum. Yazsın etsin arar salınıp izlesin acılar sen oyna kadınım. Tanrıdan kız dizayn aynı kadehim senle dahil. Kıyamam hiç sana onların onların onların. Anlamıştım o elini tutunca sarma dünya ellere avunca. Sen benim sınavım benim ilk durum. Bu kalp sana sonsuza dek kalmadı. Gönlüm sana yaş gönlüm deli gönlüm ay yaş gönlüm sana yaş gönlüm deli gönlüm. Tutamıyorum iki cihana sığamıyorum. Ezberi bozduğum aşka güvenmiyorum. Kim sana borçluyum ne duruyorsun. Bana kalan sağları da yıksana. Bir nefret duyarsam değer. Belki başın harşa. Sanıyorsun hala sayfan bembeyaz. Yeter artık sıkıldım. Çok geldi sana bu imtiyaz. Sen şimdi otur bir düşün bari. Yaksan da düğünün kadar yani. Kalbim elinde oyuncak gibi. Canıma yetti be.
yaptın falanını filanını. Ruh halin berbat, bir zalimin elinde. Susmuyorum, tutamıyorum, İki cihana sığamıyorum. Ezberi bozduğum aşka güvenmiyorum. Kitabı sana borçluyum. Ne duruyorsun? Bana kalan sağları da yıksana. Bir nefret duyarsam değer. Belki başın harşa. Sanıyorsun hala sayfan bembeyaz. Yeter artık, sıkıldım. Çok geldi sana bu imtiyaz. Sen şimdi otur bir düşün bari, yaksan da tümün kadar yani. Kalbim elinde oyuncak gibi, canıma yetti be. Bak çok yakaladım yalanını, bir bırakamadın falanını filanını. Ruh halim berbat, bir zalimin elinde. Sen şimdi otur bir düşün bari, yaksan da tümün kadar yani. Kalbim elinde oyuncak gibi, canıma yetti be. Yakaladım yalanını, bir bırakamadın falanını planını. Ruh halim berbat, bir zalimin elinde. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, Özdemir Ansaf sevenler buradalar mı? Yapı Kredi Kültür Sanat çok güzel bir etkinliğe imza atıyor. Yalnızlık paylaşılmaz. Özdemir Ansaf 100 yaşında. 27 Mart günü. Doğaçlama müzikleriyle Murat Ertel sahnede olacak. Lale Müldür, Pelin Batu, Gül Abus Semerci, Can Bonomo, Dündar Hızal, Olcan Kütük şiirlerle katkı sunacaklar. Özdemir Ansaf'ın 100. yaşı dolayısıyla Maçka Sanat Galerisi ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiyle Yalnızlık Paylaşılmaz isimli bir performans gerçekleşecek. 27 Mart Çarşamba günü saat 20'de. Özdemir Ansaf'ın kendi sesinden de bu arada şiirler yer alacak ve Murat Ertel canlı doğaçlama müzikleriyle yalnızlığın dizelerine ses olacak. Eğer böyle şiir dinletilerine meraklıysanız bu etkinliğe gidip izleyebilirsiniz. 27 Mart günü Yapı Kredi Kültür Sanat'ta. Özdemir Ansaf sevilmez mi? Peki yalnızlık paylaşılır mı? Yok, paylaşılmaz. Orada dur, bana yanaşma. Ya 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 ya.
için üzülme. Ya 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 üzülme. Her şeye inat gülümse. Çiçekler açsın yüzünde. Hiç kimse için üzülme. Ya 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 üzülme. Gebe tuttum bir dilek. Gemilere binek uzaklara bir gidek. Çağırıp sanki bebek ama aşkı ihtimal. Yalnız değilim asla hep birileri var. Her şeye inat gülümse, çiçekler açsın yüzünde. Hiç kimse için üzülme, ya 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 üzülme. Her şeye inat gülümse, çiçekler açsın yüzünde. Hiç kimse için üzülme. Yine konu döndü dolaştı, Z kuşağına geldi bir sosyolog. Ayşe Betül Tanrıverdi, Z kuşağının rahatlığı tercih ettiğini ve herhangi bir zorluk yaşadığında bunun üstesinden gelmekte güçlük yaşadığını söylüyor. Tabii ki böyle genel genel, çoğul çoğul sınıflandırmak, gruplamak bizlerin değil, sosyologların işi. Biz bir şey söylerken belki iki kere üç kere düşünüyoruz ama onlar veriyle konuşuyorlar. Ve diyorlar ki algılar farklı. Sade yaşam tarzı ve minimalizm kuşaklar arasında bir fark yaratıyor. Bazen tüketim alışkanlıkları da buna göre değişiyor. 2022-2023 yılları arasında bu iki yıllık çalışmanın sonucunda kuşaklar arası farklılıklara dikkat çekiyorlar.
Ve diyorlar ki Z kuşağı rahatlığı tercih ediyor. Bir zorlukla karşılaştığında üstesinden gelmekte güçlük yaşıyor. İnsanların ve kuşakların tüketim alışkanlıkları her dönem zaten farklıydı diyor hocamız. Tüketim alışkanlıkları onların yaşam tarzına önemli bir şekilde etkileyerek toplumsal uyum kapsamında da önem arz ediyor. Kuşak her dönem yaşlı ve genç arasında daha da dolayı bir alışveriş yaparken mesela gerçekten gerekli olup olmadığını düşünürken Z kuşağı bunun tam tersi bir alışkanlık geliştirmiş. Alayım ya sonra kullanırım diyor. Alma alma gerek yok. İhtiyacın yok. Her şeye aynı anda ihtiyacımız olamaz zaten. Dünyamız küçülüyor. Kaynaklarımız azalıyor. Bir şeye elimiz uzanırken zaten çok pahalı her şey. 5 defa 10 defa düşünüyoruz da. İmkanları da kaynakları da bu şekilde sömürmemek gerekiyor. Kuşaklar arası farklar her zaman olur. Her zaman olduğu her zaman da olacak tabii ki. Asıl olan gerçekte kim olduğumuzu anlayabilmek, neye ihtiyaç duyduğumuzu tam olarak belirleyebilmek. Ama kitaplara hepimizin ihtiyacı var diyerek bugün size çok güzel bir kitap armağanım var. Birazdan. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Açıyordu o zamanlar gözlerinde, bir baksan kül olurdum yüzüme. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana, bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup karanfiller açacaklar tutuşup yine.
bir bahar akşamı sen diye öldüm ben. Son gülü soldurup kalbime gömdüm ben. Aşk diye öldüm ben. Aşk diye öldüm ben. Bilir
Ve Kafa Radyo'da armağan zamanı, 100 temel eser arasında yer alan bir kitabı size armağan ediyorum bugün. İnsan neyle yaşar? Tolstoy'un herkesin kütüphanesinde bulunması gereken kitabı İnsan Neyle Yaşar? Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanmış olan bir kitap. İnsan Neyle Yaşar? Neden okumalıyız bu kitabı? 112 sayfalık bir kitap. 6 farklı bölümden oluşuyor. İnsan hayatını iyileştiren olgular. Sevgi. Aile olmak. İnanmak. İyilik, kötülük, merhamet, tüm bu soruları ya da tüm bu olguları işleyen, irdeleyen bir kitap. İnsan Neyle Yaşar kitabını kazanmak istiyorsanız 3 dinleyicimize hediye edebiliyorum bugün. Yapmanız gereken şey şu: ben okurum yazın. İsim, soy isim, iletişim ve adres bilgilerinizi lütfen eksiksiz bir şekilde 0532 172 52 32 WhatsApp hattımıza ya da dilerseniz ben okurum yazdıktan sonra adres, iletişim, isim ve soy isim bilgilerinizi Bedia Ceylan Güzelce Instagram adresine mesaj olarak gönderebilirsiniz. Hadi hadi, bekliyorum. Şimdi kolaysa gel anlat kendini. En başından bir kitapçık yazarım. İçemem, uykum gelir. Sayfa kıvırmam, ayraç getir. Hala ağzımda bir tat, kurtulamıyorum. Kıvırmam, ayraç getir. Hala ağzımda bir tat, kurtulamıyorum. Bade gibi katını bıraktın ama zor olur. Öldürmem yok olur. İçimdeki bir parça olur bir parça. Grubun sunduğu Bedia ile Güzel Şeyler'in sonuna geldik. Bugün bahar ekinoksu, 21 Mart. Kutlu olsun. Baharın coşkusunu, neşesini, renklerini ve bizi hayata sımsıkı bağlayan yönlerini içinde hisseden herkesin bayramı kutlu olsun. Halil Cibran diyor ki, bahar yaşamın kendisidir. Yeni başlangıçların, yeni umutların ve yeni hayallerin mevsimidir. Ve Henry David Thoreau diyor ki, baharın gelişi dünya üzerindeki cenneti hatırlatır bizlere.
love you silicone. I bag all the finish work. Without you, I could feel lose my mind. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, yarın saat 10'da, yani yarın sabah saat 10'da Türkiye'nin en kafa radyosunda ben Bediye Ceylan Güzelce yine sizlerle birlikte olacağım. Yayınımız Ceyda Dübenci ile bugün programıyla devam edecek. Hoşça kalın. Geliyor hayat, bu ara bir zor.